Bunlar da yani risk faktörleri neler meme tümörlerinde? Erken adet görme ve geç kesilme, yani uzun süre hormon baskısında, östrojen baskısında kalma, işte diyet, sağlıksız beslenme, sigara, geç doğum ve emzirmeme, erken doğum yapıp çocuklarını, bir iki çocuk doğurup onları emzirirse anne için risk. Yani bunlar çok düşük riskler tabii, %1-2 gibi. Annede, kız kardeşte, birinci derecede akrabada meme tümörü olması. Anne olmayanlarda da olabiliyor. Evet, yani anne olup geç doğum yapanlarda da, yapanlar da anne olmayanlar kadar risk altında. Ama bu risk çok düşük, yani %1-2. Yani bunlar meme kanserinde olasılıklar. Bir de en daha önemlisi, genetik, bizim için önemli olan genetik meme kanserleri. Genetik olanlarda, yani bir ailevi olan var, aile yakınlarında belli bir yaşta. Genetik olanlar 40 yaşın altında, bazıları premenopozal dönemde diyor, bazıları 40 yaşın altında meme kanseri olan yakını varsa kişinin, onların mutlaka daha erken yaşlarda tetkike, yani taramaya alınması lazım. Aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Evet, aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Ve eğer ailede, annede, kız kardeşte 40 yaşından önce meme kanseri varsa veya 3 kuşak anneanne, işte anne, yani 3 kuşak, 2 kuşak, 3 kuşak meme kanseri varsa bunların daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Ve karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Çıkıyor. Nadir de olsa çıkıyor. Bunlara genetik testler yapılıyor. Onlara detaya girmiyorum. Bir de gene işte kişi de, tabii artık kişi olduysa iş işten geçmiş oluyor ama yakınında diyelim yumurtalık kanseriyle meme kanseri birlikte görüldüyse veya iki memede kanser görüldüyse veya ailede erkek meme kanseri varsa, bunlar da birazcık riski arttırıyor. Bu kişiler de daha erken yaşlarda taramaya alınmalı. Yani 20-25 yaşından sonra bu en azından BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik testlere, başka testler de var. Onların mutlaka yapılması lazım. Zehra Hocam, peki bir memede görülen kitle diğer memede de görülebiliyor mu? %15 oranı çift taraflı, çok nadir aynı anda, ama meme kanseri olan hastalarımızda ilerleyen senelerde %10-15 oranında ikinci memede de kanser görebiliyoruz. Ne kadar arayla yapalım derseniz, evet, 40 yaşın üzerindeki hastalara 40 ile 50 yaş arası. Meme kanseri hasta gençse daha hızlı büyüyor. İleri yaşlarda daha yavaş büyüyor. 40 ile 50 yaş arasında yılda bir mamografi, ultrasonografi ve hekim, önce hekim muayenesi, daha sonra ultrasonografi ile mamografi yapılıp bunların birlikte değerlendirilmesi lazım.